Arkadaşlar herkese merhaba. 10. sınıf 9. sınıftan çıktıktan sonra biraz daha bilinçlendiğimiz ama 9. sınıftaki alışkanlıklarımızı da değiştirmekte zorlandığımız bir yıl. Özellikle de 9. sınıfta oldukça boşan arkadaşlarımız 10. sınıfa geldiklerinde "Hocam ben şimdi ne yapacağım? Bu sene neler yapmalıyım?" gibi çeşitli sorular soruyorlar. O yüzden şimdi gelin hep beraber bu sene hedefleriniz neler olmalı, neleri gerçekleştirmelisiniz bunlarla ilgili konuşalım. LGS sonrasında pek çok arkadaşımız ders çalışmaktan bunaldığı için 9. sınıfı dinlenerek, ders çalışmayı öteleyerek ve kendine vakit ayırarak geçirdi. Ama bu durum 10. sınıfa da taştığında işler orada biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü 12. sınıfın sonunda bir TYT sınavına gireceksiniz ve TYT sınavının konuları 9. ve 10. sınıfın konularından oluşuyor. Yani siz 9'u zaten kaçırdınız, 10. sınıfı da kaçırdığınızda emin olun ki TYT'de hiçbir şey yapamayacaksınız. O yüzden lütfen artık LGS'nin geride kaldığını ve 2 sene sonra önünüzde tekrardan bir sınav olduğunu kendinize hatırlatın ve daha fazla ders çalışmayı ertelemeyin. İkinci olarak erteleme alışkanlığını bıraktık belki ama hayatımızın daha düzenli ve planlı olması gerekli. Çünkü ertelemesek bile işte diyelim ki ders çalışma isteğimiz var, bir planımız, bir programımız olmadığında yine ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir diğer hedefiniz kendinize haftalık bir program oluşturmak ve bunu gerçekten ciddi anlamda uygulayabilmek olmalıdır. Çünkü ders programımız olmadığında kimi zaman yanlış zamanlarda yanlış şeylere çalışabiliyoruz. Örneğin gelecek hafta bir sınavınız var ve siz kalktınız işte fizik sınavınız var ama kalktınız fizikten çok daha eski bir konuya çalışıyorsunuz. Burada yeni konulara çalışmadığınız için başarılı olmanızı bekleyemezsiniz. Ya da diyelim ki sadece sınav konularına çalışıyorsunuz ama fizikten aynı zamanda çok eski bir temel eksiklikleriniz de var. Yani geçmiş ve şimdi arasında bağlantı kuramadığınız için yine şu an öğrenmeye çalıştığınız konuları anlayamayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Bir haftalık program oluşturup hangi gün, hangi derse ve hatta hangi konuya çalışmanız gerektiğini belirlemelisiniz. İşte kaç saat çalışacağım, kaç soru çözeceğim, hangi konuları bitireceğim bunları bildiğinizde hem mental olarak çok daha hazırlıklı bir şekilde ders çalışmaya başlarsınız hem de çok daha fazla konu bitirdiğinizi göreceksiniz. Bunun dışında az önce de belirttiğim gibi 9. ve 10. sınıflar TYT konularını gördüğümüz çok önemli 2 sene. Önümüzdeki 2 yıl boyunca yani 11. ve 12. sınıflarda AYT konularını göreceksiniz. Şimdi 12. sınıflarda genelde şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. "Hocam ben TYT konularını hiç hatırlamıyorum." diyor arkadaşlarımız. Bu durumda tekrardan TYT konularını en baştan öğrenmeye çalışıyorlar. Lütfen siz bu hataya düşmeyin. Lütfen siz bu cümleyi kuran arkadaşlarımızdan olmayın. Bunun yerine sadece okul sınavlarında başarılı olmak için bir hafta öncesinden ezber yapmak yerine kendiniz düzenli bir şekilde çalışın. Yani ezberleyip unutmak yerine daha içselleştirerek, daha kapsamlı öğrenmeye yönelik çalışmalısınız. Burada not çıkartma yöntemlerini, özet çıkartmayı veya haritalaştırma yöntemlerini kullanarak da bilgilerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. Bir diğer önemli hedefiniz ise Türkçe ve matematik alanlarına yönelik olmalı. Özellikle de 12. sınıfa geldiğinizde biz öğretmenler sizlere sık sık şu cümleyi kuruyoruz. Paragraf ve problem çözmelisin. Çünkü TYT'de 40 tane Türkçe sorusu ve 40 tane matematik sorusuyla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer ki siz şimdiden bu eksiklerinizi kapatmaya yönelik çalışmaya başlarsanız son sınıfta çok rahat edeceksiniz. Ve bu alışkanlığı kazanmaya çalışmaktan da kurtulmuş olacaksınız. Yani böyle bir zaman da kaybetmemiş olacaksınız. Aynı zamanda eksiklerinizi şimdiden yavaş yavaş kapattığınız için konu eksiğinizde kalmamış olacak. Peki Türkçe'de başarılı olmak için tek başına paragraf çözmek gerçekten yeterli mi? Ne yazık ki hayır. Siz bu sorunun cevabını zaten LGS'den biliyorsunuz. Biz her zaman ne diyoruz? Paragraf artı kitap okumak. Bu ikisini birleştirmediğimizde Türkçedeki sorularda başarılı ne yazık ki olamıyoruz. Özellikle de şu anda yoğun bir ders temponuz olmadığı için kitap okumaya fazlaca vakit ayırabilirsiniz. Eğer "hocam ben kitap okumayı hiç sevmiyorum" diyenlerdenseniz farklı türler okuyabilirsiniz ya da ince kitaplar okuyarak da kitap okuma serüvenine başlayabilirsiniz. Ya da bazı arkadaşlarımızdan şunu duyuyorum. "Evet hocam ben kitap okumayı seviyorum ama diyelim ki bir hafta çok okuyorum ama bir hafta hiç okumuyorum. Yani bir alışkanlık, bir rutin haline dönüştüremiyorum" diyenler var. O arkadaşlarımız da çalışma programlarına kitap okuma saatlerini entegre edebilirler. Her gün programlarını gördükleri için böylece çok daha düzenli bir şekilde uygulayabilirler. Ve 10. sınıf bildiğiniz üzere alan seçimi yaptığımız bir sınıf. Daha öncesinde bunlarla ilgili sizlere bir video çekmiştik. 4 tane alanımız vardı. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanları. Siz bu sene bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Ama hangisini seçeceksiniz ve buna nasıl karar vereceksiniz? İşte bu seneki diğer önemli hedefiniz de bunu belirlemek olmalı. Mesleki eğilimleriniz neler? Hangi şeyleri seviyorsunuz? Hangi şeyleri sevmiyorsunuz? Yani kendinizi tanımanız gerekiyor. Diyelim ki siz hakim olmak istiyorsunuz. O zaman hukuk okumanız lazım. Bunun için de eşit ağırlık seçmeniz lazım. Peki eşit ağırlık derslerinde yani Türkçe'de ve matematikte gerçekten başarılı mısınız? Yoksa fene mi eğiliminiz var? Yoksa sadece sözelci misiniz? Bunları belirlemelisiniz. Eğer derseniz ki "hocam benim henüz bir
meslek seçimim yok, ben henüz hiçbir şeye karar vermedim. O zaman da öncelikle başarılı olduğunuz dersleri tespit edebilirsiniz. Arkasından da bunlarla hangi mesleklere gidebileceğinizi gözlemleyebilirsiniz. Diyelim ki siz sözel alanda daha başarılısınız. İşte edebiyatta başarılısınız, coğrafyada, tarihte, felsefe grubunda başarılısınız. O zaman hangi mesleklere gidebiliyorum? Türkçe öğretmenliği olabiliyor, tarih öğretmenliği olabiliyor, okul öncesi öğretmenliği olabiliyor. Peki ben bunları gerçekten yapabilir miyim? Yoksa diğer alanlardan bir mesleğe karar verirsem buradaki eksiklerimi kapatabilir miyim? Bunları çok iyi bir şekilde analiz etmek bu seneki en önemli hedefiniz olmalı. Bir diğer önemli hedefimiz ise 9. sınıftan ve özellikle de yaz tatillerinden kalma bir alışkanlık olan uyku düzeni bozukluğunu giderebilmek. Bu dönemlerde doğru şeyleri alışkanlık haline getirirseniz gelecek yıllarda zorlanmazsınız. 12. sınıfta işte birçok arkadaşımız diyor ki hocam ben gece çalışacağım, işte gece çalışmıyor bu sefer, sabaha sarkıtıyor, sabah kalkamıyor gibi gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Siz bunları yaşamamak için akşam yatma saatinizi net bir şekilde lütfen belirleyin. İşte 12'ler, 1'ler, 2'ler, 3'ler olmadan doğru bir saatte yatıp yine sabah günü çok daha erken başlayın. Böylece gününüzü daha verimli geçirin. Ve son olarak bu süreçte yani 10. sınıfta kendinize ayırabileceğiniz çok fazla vaktiniz var. Burada diğer bir hedefiniz de mutlaka dil öğrenmek olmalı. Gelecek yıllarda işte 11'de ve 12'de ders tempomuz daha fazla olduğu için ne yazık ki dil öğrenmeye vakit ayıramıyoruz. Eğer temellerini şimdiden atarsanız üzerine bir şeyler eklemek, hatta üniversitede bunu ilerletmek çok daha kolay olacaktır. Lütfen bunu da gündeminize alın. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 10. sınıfta kendimize koymamız gereken hedeflerle ilgili konuştuk. Siz bu hedefler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları uygulayacak mısınız? Lütfen yorumlara yazın, bizimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.